Bu sorumuz biraz daha gerçekçi. Bir pres sistemimiz var. Pres yukarıdan pres hareket ettiren bir tane pres silindirimiz var. Bu bir kül çıkışına ait. Eğer bu preste herhangi bir kayma varsa, presteki kaymaya karşılık presin silindirini kilitleyen bir başka silindirimiz var. Bunlar kilitlemeli silindirler var. Ayrıca silindirlere ana silindiri kilitleyebiliyorsunuz hareketini. Presin indiği veya presin çalıştığı bölge bizim muhafazamızda kapalı. Şu bizim muhafazamız. Pres muhafaza kapalıyken çalışacak. Muhafazanın kapalı olup olmadığını buradaki bir tane sınır anahtarından anlayacağım. Bu sınır anahtarımızın şöyle bir özelliği var, size anlatmıştım. Bu sınır anahtarının içerisinde bir adet de bobin var. Bu kapıyı ne yapabiliyor? Kilitleyebiliyor. Hem sınır anahtarı kapının kapalı olduğunu gösteriyor, hem de içerisindeki bobini enerjilendirdiğimiz zaman kapıyı kilitleme özelliği var. Kapımız kapanacak o zaman. Birinci şart, presin çalışması için kapımız kapanacak. İkinci şartımız, presi çift el butonlarıyla çalıştıracaksınız. Çift el butonlarında şu özellik var veya şu isteniyor. İki butona aynı anda basılacak. Bir, iki butona basış süresi arasında bir saniyeden daha fazla bir süre olmayacak. Yani bu butona bastım, öbür butona basmam için bir saniyelik süreniz var. İki buton arasında basma süreniz bir saniye. Bir diğeri ise butonlardan her ikisinden de elimizi çektikten sonra bir sonraki çalışmayı yapabiliriz. Bu şunu önlemek için bu çift ellerden bir tanesinin üzerine bir ağır malzeme koyarsınız. Butonu kapatırsınız orada. Öbür butonda sınavlarını kaldırmak zor bir şey değil. Buradaki sınavlarını sökersin karşı parçalığını. Takarsın sınavların içerisine. Tek elle bir yandan çalıştırırsın, çift ellerden hani birini körlemiştik ya, üzerine ağır bir şey koyup ona basarsın, tamam mı? Bir yandan da elin haberi presin altında da malzeme değiştirirsin, daha hızlı çalışırsın ama güvenlikli olmaz. Yani diyorum ki çift elin ikisinden de eliniz kalksın, ondan sonra tekrar bastığınız zaman pres çalışsın. Bu arada herhangi bir arıza veya herhangi bir kaza durumu gerçekleşirse bir tane emersi acil stop butonunuz olsun. Sol bastığınızda pres yukarı gitsin. Onun haricinde pres çalışacak, pres çalıştıracaksınız, tamam mı? Buradaki kırmızı ışığımız var. Kırmızı ışık söndükten sonra ellerimizi şeyden çekeceğiz, acil stoptan. Yani presin basma süresini gösterecek bu bana. Pres çalıştıktan sonra örneğin 5 saniye. Bastım, pres çalıştı, 5 saniye kırmızı lamba yanacak orada. Kırmızı lamba söndükten sonra artık işlemimiz bitmiştir, elimizi çekebileceğiz. Ekstra bir şey daha istiyorum. Pres enerjisi kesildikten sonra presin yukarı kalkması bir süre alacaktır. Diyorum ki kapı kilidi pres enerjisi kesildikten 2 saniye daha kilitlemeyi sürdürsün. Ondan sonra kapı kilidi açabilsin. Tamam, isteklerimiz bu. Bu biraz daha gerçekçi bir durum. Öncelikle şu çift eli bir halledelim. Tamam mı? Burada en büyük bir sıkıntı gözüken çift el. Normalde nedir? Çift ellere ne diyelim? Burada vermişim şeylere. Input 0.0 acil stop. Input 0.1 ve input 0.2 çift el. Burada ekstradan bir tane sensörü var. Bu sensör aktif olduğu zaman, yani pres çalışmazken eğer sensörün önüne bir malzeme gelirse bu presin aşağı kaydığı anlamına gelir. Pres yukarı çıktı, yukarıda presin kalması lazım. Öyle değil mi? Eğer presin harekete geçiren var, enerjili değilse ama buna rağmen pres aşağıya kayıyorsa ve bu sensör görmüşse şey yapsın, bana alarm versin. Tamam mı? O nedenle ne var? Bir tane input 0.3 kapı silindim var. Şurada açık kapalı olduğunu söyleyen. Onun haricinde input 0.4 sensörüm var. Bu sensör neyi söylüyor? Presin kayıp kaymadığını söylüyor aşağıya bana. Pres eğer aşağı doğru kayıyorsa hem alarm verdi, hem de kilitleme silindirini devreye sokacak. Anlaşıldı mı? Onun haricinde input 0.5 var. Bu da sistemin çalışması için bir çalıştırma butonu. Yani
kalıcı bir butonum var. Çıkışlarım ne? Q0.1 klasik, Q0.2 kapı sileceğim ama bu kapı sileceğim değil, kilitleme mobili. Tamam mı? Q0.3 frenim, şu fren silindirim. Q0.4 buradaki neyim? Kırmızı ışığım. Q0.5'im ne? Fres aşağı kaymaya yaptığı zaman alarm veren çıkışım. Tamam. Şimdi burada ilk önce bana sıkıntılı olan kısım hangisi? Çifte. Çifteyi bir hale edelim. Eski çifteler nasıldı biliyor musunuz? Bana? Buraya ne demiştik bana? Input 0.1.0. Input 0.1'e basıyordum. Geliyordum input 0.2'ye basıyordum. Bu videoda pres çalıştırıyordu bana. Evet, hakikaten veri kapısıdır bu. İki butona birden basarsanız pres çalışır, kavur. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Butonun bir tanesinin üstüne adam parçayı koyuyor, ağır bir parçayı. O buton devamlı aktif. Tamam mı? Yani devamlı basılı tek butonu bu işe adam yürütüyor. Eskiden böyleydi. Şu anda böyle bir sistem kullanılmıyor. Çünkü güvenli değil. Hatta size şöyle söyleyeyim, az önce sormuş olduğumuz soru içerisindeki işlemi yapan özel röleler var. Özel güvenlik röleleri var, seyir röleler var. Bunların yaptığı o, iki butona birden basılmış mı? İki butona basılma süresi arası, işte bilmem kaç saniyeyi geçmiş mi? İkinci çalışma için iki butondan birden el çekilmiş mi? Hep bunları da kontrol ediyor. Şimdi, öncelikli olarak ne yapacağız? Şu input 0.1'in birinci çifteli. Aradaki mesafe, aradaki zamana bakacak mıyım? Bakacak. Aradaki zamana baktığım için burada benim zaman ayarları devreye girecek mi? Bir saniye bir süreye bakacak ya. Zaman ayarları burada benim devreye girmesi lazım. Bu ne yapsın? Merkel 0.1 gibi diğer röleyi devreye alsın. Tamam mı? Daha sonra merkez 0.1 ile birlikte bir saniye işlemi yapsın. T37 10 zaman göre neyi saysın? 1 saniye geçti mi? Hani ikisi arasında 1 saniye bir gecik olacaktı ya. Bunun 1 saniyenin çarpımı nedir? 10. Aynı işi ben ikinci şeye de yapayım. Çiftlerde input 0.2 gelsin. Merkel 0.2 devreye alsın. Bir tane T38 son zaman bölgesine devreye soksun. Bu zaman bölgesi ne yapacak? Biri çalıştığında eğer bir saniyeyi geçmişse diğerini devreye aldırmayacak. Bakın. Bu zaman bölgesi devreye girdiğinde örneğin input'la bu devreye girdi mi? Bir saniye içerisinde eğer bu devreye girmezse bunu devreye aldırmayacağız. Anlaşıldı mı? O zaman ne oldu? Benim buraya T37'nin buraya da T38'in kapalısını koydum. Bu ne demek? Input 0.1'e bastım mı ben? Input 0.1'e bastım. Merkel 0.1 devreye girdi mi? Merkel 0.1 devreye girdi. Bir saniye saydı mı? Saydı. Eğer bir saniye içerisinde buraya basılmamışsa bu kontağını açacak mı? Açacak. Bu devre dışı kalacak mı? Kaldı. İkincisini çalıştırmayacak. Ama burada şöyle bir şey söz konusu. Örneğin ikisine birden basıyorsunuz. Tamam mı? Birine biraz önce bastın. Yani input 0.1'e yarım saniye önce bastığınızı düşünün. Bastım kapalı üzerinden çalıştı mı? Çalıştı. Bastım kapalı üzerinden bu da çalıştı mı? Çalıştı. Yarım saniye istediğim şartı sağlıyor mu? Sağlıyor. Yarım saniye bu istediğim şartı sağlıyor. Bir saniye sonra ne olacak? Buraya açacak mı? Açacak. Bu devre dışı kalacak mı? Kalacak. Ama istediğim şart sağlanmıştı. Değil mi? O zaman ne olması lazım? İstediğim şart sağlanıyorsa zaman ölelerinin devreye girmemesi lazım. Onları sağlarız. Buraya Merkel 0.2'nin
Buraya merkez 0.1'in kapalısını koyduk. Bakın şimdi ne oldu? Yine yarım saniyenin önce bastığınızı düşünün yukarıdakine. Bastık. Kapandı, kapandı. Kapalı üzerinden çalışıyor mu? Çalışıyor. Kapalı üzerinden de çalışıyor mu? Çalışıyor. Anıl sen yine bu kapandı, kapalı üzerinden merkez 0.2 çalışıyor mu? Kapalı üzerinden zaman önüse çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışmıyor. Aptalık. İlk bastığım zaman düşünün. Bastım mı buna? Evet. Bastım. Bu kapalı, kapalı üzerinden çalışıyor mu? Şura çalışıyor. Burayı açtı mı? Ha. Açtı. Bastım. Kapalı üzerinden. Çünkü teorisi daha bir sayıyor. Tamam mı? Bu çalışıyor mu? Merkez 02 girdi mi devreye? Girdi. Merkez 02 devreye girince burayı açtı mı? Açtı. Zaten merkez 01'de bunu açmıştı. Evet. Tamam mı? Zaman yönelik devreç kaldı mı? Kaldı. Biri başta kalmış. T38 tavuk birini girince T37'de ikinci devreye girince devreç kaldı mı? Evet. Kaldı. O zaman şuradaki kontaklarda kapalı kalmasını sürdürecek mi? Evet. Sürdürecek. Birine bir saniyeden sonra bastık. Bakın şimdi o durumu yapıyoruz. Input 0.1'e bastın mı? Şunu bir saniye sonra basacağım. Bir saniye geçireceğim. T38'in kapalı üzerinden merkez 0.1 çalıştı mı? Merkez 0.2'nin kapalı üzerinden T38 çalıştı mı? Çalıştı. Şu anda basılı mı buna? Değil. Bir saniye geçti. Bir saniye geçti. Bir saniye geçtiğinde açılacak o. Bir saniye sonunda şu T37 devreye girmiş olacak mı? Evet. Olacak. Bir saniye sonunda bu T37 devreye girdiğinde buraya kapayacak mı? Evet. Artık bassan da çalıştıramayacak. Anlaşıldı mı? Yani bir saniye şartını böyle sağlıyoruz. Bakın tekrarlıyorum. Yarım saniyeyi de anlatıyorum. Bastık devreye girdi mi? Yarım saniye dememdeki kasıt şu. Bir saniyeden önceki zamanı anlatıyorum. Tamam mı? Bir saniyeden önceki, yani aralarında bir saniyeden daha az zaman olduğunu düşünelim. Kapalı üzerinden burada çalıştı mı? Evet. Çalıştı. Zaman saniye başladı mı? Evet. Biri görmedik ama daha. Bastın mı? Bastın. Merkez devreye girdi mi? Girdi. Bu merkez 0.1 zaten önce girmişti. Öyle değil mi? Bunu açtı mı? Açtı. Zaman saniyesini engelledi mi? Zaten önce girdi devreye. Öyle değil mi? Benim için sıkıntı ikinci olan da. İkinci de devreye 10 saniyeden önce girdi. Yani şu kapalıya geçişti. Tamam mı? Kapalı üzerinden merkez 0.2 çalıştı mı? Çalıştı. Çalışıcı burayı açtı mı? Evet. Burayı açtığı zaman, buradaki kapalı kontağını açtığı zaman T37 devre çıkardı mı? Evet. Burayı kapanmamış sapı olmadı. Ama bir saniye geçirirsek ne yaptı? T37 buradaki kontağını açtı ve çalışmayı, ikincisinin çalışmasını engelledi. Bakın aradaki zaman yine bu şekilde sağladık. Bir kişinin çengiydi. İkisini aynı anda basılacak. Bunu biraz sonra göstereceğim. Bir ikincisi de ikisinden birden el kalkmadan, yani örneğin bir üstüne ağırlık koyduk, bir şey koyduk. Buton devamlı aktif. Tek butonla çalışıyoruz ama çalışmaması lazımdı. Bakıyorum şimdi. Input 0.2 devamlı kapalı tuttuğumu düşünün. Bak. Şunu kapalı. Yani sistemi bir kere çalıştırdım. Tamam mı? Sistem bir kere çalıştı, ilk kere bir saniye şartını sağlattım. Ama neye sağlattım? Elimde birinde parmağım var, birinin üstüne getirdim, taşı koydum. Ve ilk sistem ilkinde çalıştı. Bakın ikincisinde çalışacak mı? Elimi bundan çektim mi? Şu kapalı hala. Öyle değil mi? Taş yok. Elimi bundan çektim mi? 0.1'den. Çektim. Şu kapalı mı şu anda? Evet. Kapalı. Elimi input 0.1'den çektiğim için input 0.1'lik burada kontağı kapadı mı? Evet. Kapadı. Herkes buraya baksın. Input 0.1 burada kontağı kapadı mı? Evet. Kapadı. Buradan elimi çekmemiştim. Öyle değil mi? Elimi çekmemiştim. T38'de devreye girdi mi? Girdi. O ara ben işlem yaparken bir saniye geçti mi? Hani parçayı değişirken. Bir saniye geçti için T38 burayı açtı mı? Açtı. Buna getirip parmağımı tekrar bassam da çalışmayacak. Anlaşıldı mı burası? İstemem. Yani aldım yerine birine parmağım bastım, birine taşı koydum, evet ilkini çalıştırdım. İkincisinde şart neydi? İki elinde birden çekilmiş olması. Bunda elimi çekmedik, yani taşı çekmedik bunda.
durumda. Örneğin üstüne koydum, ağırlığı çekmedi. Getirdi adam, çekici koydu buton üstüne. Tamam mı? Bu sefer bundan evi çektin mi? Çektim. Çekici burada bir kontağını kapadı mı? Kapadı. Bundan evi çekmediğinden T38 devreye girdi mi? Girdi. Girince burada bir kontağını açtı mı? İkinci basışta zaten bir saniye sonra bassam dahi kontak açık olduğundan çalışmadı. Şimdi neydi? Elimi çekme şartını sağladın mı? Evet. Sağladım. Şimdi getirelim şeyi çalıştıralım. Kilesimizi bir çalıştıralım. Kilesin çalışma şartları neydi? Bir kere... Çalıştırma input 0.5'im olacak mı? Evet. Input 0.5'im olacak. Merkel 0.2 devrede ne? Devrede olacak. Artı merkel 0.2 devrede olacak mı? Olacak. Olacak. Kilesin çalışacak mı? Çalışacak. Çalışacak. Evet, şu anda merkel 0.1'de devrede, merkel 0.2'de devrede. Ben başka bir şey daha koymuştum. Acil stop. Acil stop aslında kilesi devrede çıkacak mı? Evet. Kalacak. O zaman benim buraya bir de getirip acil stopu kafasını koymam lazım. O da ne? Input 0.0. Bu da benim neyim? Acil stopu. Bunlar ne? Çift el. Bu ne? Çalış. Bu ne? Acil stop. Şu anda kilesi çalışıyor mu? Çalışıyor. Pres aşağıya indi mi? Veya iniyor mu? İniyor. Bununla birlikte pres aşağıya inerken bir lambanın da yanmasını istiyor muyum? Evet. Tamam mı? O zaman ben şurada bir tane T39 gibi lambayı çalıştırıyorum. Buna zaman üstünde devreye alayım mı? Alayım. Lamba neydi? Şu kırmızı Q0.4. O zaman T39 kaçı çalıştıracak? Q0.4'ü çalıştıracak mı? Evet. Çalıştıracak. Yani bunda bir terslik var. Niye terslik var? Bu pres devreye girer. Bak pres devreye girer. Sayar. Halbuki ben pres çalışır çalışmaz. Lambanın yanmasını istiyorum. Kapalısını kullanalım. Tamam. Tamam. Pres devreye girdi, zamanı saydı, o ara kapalı üzerinden lamba yanıyor, tamam mı? Zaman sonunda adını sen getir, lamba söndü, ben çiftlerden elimi çekebilirim ama şuradaki kapalı kontak üzerinden piyasa run yapar yapmaz, bu kırmızı yanar mı? Yanar. Yanar. O zaman off da yapabiliyorsun bunu veya Q0, pres'e dedim ki Q0.1, Q0.1'i açını da koyabilirsin. Bu Q0.1. Bu sefer ne oldu? Kires çalışıyorsa burayı kapalı mı? Evet. Kapalı. T39 kapalı mı? Kırmızı ışığım yandı. İşte o ara kires zamanı neyse 10 dakika mı? 3 dakika mı? 3 saniye mi? Neyse artık. O süre geçtiği zaman bu kontağını açtı mı? Açtı. Ama söndü mü? Söndü. Artık çift elden elimi çekti. Çift elden elimi çekersen bu kontak açar mı? Açar. Açar. Çiftlerden elimi çektiğim için zaman ölçüsü devre dışı kalır mı? Kalır. Bu kapasa dahi başlayacak. Tamam mı? Lambayı da çalıştırdık mı? Çalıştırdık. Burada ben bir şart daha istiyordum. Bu kapıyı kilitlemek. Öyle değil mi? Şimdi kapıyı kilitleyelim. Neyle kilitleyeceğim kapının şeyine? Q0.2. Q0.2 bu. Kırmızı ışık, bu switch. Kapı ne zaman kilitlenecek? Sensör değil. Kapı seyirci. Kapı ne zaman kilitlenecek? Kres çalıştığında kilitlenecek. Öyle değil mi? Akla şu geriye gelip, hocam şuraya Q0.1 kresi koyarız. Kres çalışınca switch de kilitler. İyi de ben pres çalışması durduktan sonra da kapının kilitli kalmasını istiyorum. Halbuki burada ne olur? Q01 pres çalışması bittiği zaman yukarıda çıkarken ben kapıyı açabilecek durumda olur. İstediğim benim bu değil. Tamam. İstediğim benim bu değil. Şimdi şuraya getireyim. Uzatacağım biraz. Bu fondu. Bir tane, bu sefer topu kullanayım.
Hangör. Tamam mı? Buraya da getireyim. Hangör'ün konfağını koyayım. Klasi çalıştı mı? Çalışır çalışmaz Hangör topukları kapadı mı? Kapadı. Kapatır kapamaz. Switch kilitledi mi? Evet. Kilitledi. Pres durdu mu? Durdu. Top olduğu için zaman saymaya başladı mı? Evet. Başladı. Ancak pres durduktan belli bir süre sonra, artık ayarların bir süre sonra da bu kontağı açmaya müsaade edecektir. Bunu da sağladık mı? Sağladık. Sağladık. Bundan başka ne vardı? Yukarıdaki kilitleme switch'im vardı. Sensörüm vardı. Tamam mı? Şimdi kilitleme silindiri ne zaman devreye girecek? Şartlardan bir tanesi şu. Q0.1 pres çalışmıyorken, öyle değil mi? Ya pres çalışırken zaten pres aşağıya yok, o kayma değil artık, çalışmadı. Çalışmıyorsun, buraya kapalı mı? Evet, kapalı. Ve benim oradaki sensörüm ne? Ne demişiz be o sensöre? Input 0.4. Input 0.4 bir şeyi görürse, yani kaymayı görürse input 0.4 gelsin benim fren silindirim Q0.3 çalışsın. Evet. Tamam mı? Ve getireyim Q0.5 ayarına çalıştırayım. Hocam şeye paralel bağlayabilir miyiz alarmı? Kilitleme silindirine bağlayabilirsin de. Yani çıkışta da fiziksel olarak bağlayabilirsin. Tamamen tercih meselesi. Hocam bu yanıt sönsün diyorsanız eğer şuraya getirirsin. Bir adet SM 0.5 kontağı atarsın. Yanıt blank blank yapsın diyorsan atarsın. Tamam, bu sana kalmış. Şimdi ne oldu? Fres normali yukarıda. Tamam mı? Pres normalde yukarıda. Ve çalışmıyor. Çalışmadığı için bu kontak kapalı mı? Kapalı. Tekrar söylüyorum. Zaten pres çalışırken mecbur edecek aşağıya. Tamam mı? Pres çalışmıyor ama pres bir miktar kayma gösterdi. Kayma gösterdi. Sensör presi hissetti mi? Pres kafasını hissetti. Hissediyor mu? İki kontağını kapadı mı? Kapadı. Kapar kapamaz şimdi devreye soktu mu? Kilidi soktu. Kilidi soktu. Ayağını devreye girdi. Bu çözmüş olduğumuz örnek makine güvenliği veya makine risk analizlerinin risklerin azaltılmasına yönelik yapılan bir uygulama. Demin de söylediğim gibi buradaki şirketlere ait özel bir röle var. Sırf bu işi yapan röleler var. O röleler de kullanılabilir. Veya bu sorunu siz piyasanın içerisinde de yaptırabilirsiniz. Anlaşıldı mı? İşte kapı kapanmadan, çiftlere basılmadan, hatta kapı kilitlemeden presin inmemesi lazım. Bunu engellemek için koyduğumuz çifteler arasında bir zamanlama koyuyoruz. Tamam mı? Bu zamanlama ikisinin aynı anda basıldığını teyit için de gerekli bize. Bu şekilde o presi birazdan güvenli hale getiriyoruz. Bakın bakalım bir soru soracak mısınız? Anlaşılmayan bir kısım var mı? Çiftleri yapmamızın amacı ne? Çiftleri yapmanın amacı şu. Şimdi bir ara yıllar önce televizyonda haber programı Uğur Dündar da olabilir, başka biri de olabilir. Hatırlamıyorum. Preslerde çalışan işçileri gösteriyorlardı haberlerde. Bu preslerde tencere basan pres, tavak basan pres. Hani gidiyorsunuz tavirot alıyorsunuz ya, tavirota pres basıyor. Anlatabiliyor musun? Veya alıyorsun kemer burkasına pres basıyor. Anlaşıldı mı? Veya işte bu pres şeylerde, adını sen getir, bu çadırlarda, brandalarda otomatikman şey basıyor pres, adını sen getir. Ya çadıra sıcak basıyor, illa presi demire şekillendirecek diye bir kural yok. İki tane brandayı getiriyorsun, üstüne sıcak pres bastırıyorsun. Basınçla birlikte o eritiyor birbirine yapıştırıyor. Presler çok farklı, çok çeşitli. Şimdi düşün, ben preste çalışıyorum, tamam mı? Preste çalışırken ilk yapılan uygulamalar neydi? Ayak pedalıydı. Getiriyordu adam parçayı böyle bir eli burada duruyordu, bir eli de yeni parça duruyordu, tamam mı? Ondan sonra prese basıyordu, iniyordu, pres kalkarken bunu alıyor, bunu koyuyordu. Tamam mı?
Ondan sonra çek, basıyordu, presin erken buna hazırlıyordu, bunu alıyordu, bunu koyuyordu. Niye hızlı çalışacak? Bu sefer ayağa bir şekilde dokunuyor, başka bir sıkıntı oluyor. Presçilerin, eski preslerde çalışan presçilerin parmak kaybı vardır. Parmağın ucu yoktur, komplesi yoktur, ya kırığı vardır, eziği vardır, muhakkak bir sıkıntı yaşamıştır. Ondan sonra dediler ki ayak pedalı olmayacak. Şu anda pres makinelerinde ayak pedalı yasaktır. Yasak. Yönetmeliğiyle, şeyiyle, standartıyla yasak. El butonu. İşte ilk gösterdiğimiz gibi el butonuyla bu sefer yine elin biri boşta. Tabii elini uzatıyor adam, parçayı koyuyor, alıyor. Bu sefer dedi ki elin ikincisini de meşgul edin. Yani elin ikisi de meşgul olsun ki alanda olmasın. Anlatabiliyor musun? İyi de bu sefer şu şekilde yaptılar. İlk PLC'nin formülleri iyi olmadığı dönemlerde veya o kadar yaygın olmadığı dönemlerde. Burada da adam oluyordu, çekici koyuyordu öbürüne. Tabii bununla çalışıyordu. Tamam mı? Çiftlerin esprisi evin ikisi de alan dışında olsun. Yani evin pres alanının dışında. İş güvenliği. Hatta çift etresi, çift ellerde şu da vardır. Muhafazalıdır bir şeyin üstü. Butonun üstü. Buton şuradadır. Elini sokman lazım içine. Yani üstüne bir şey falan koyuyorlar, bir şeyler yapıyor dedik ya. Veya kazara basmasın. Şunu da yapar adam. Bilirsek bir şey. Anlatabiliyor musun? Onu da yapması bir bunun üstü kapalıdır. Birçok çiftlerin üstü kapalıdır. Yani çiftlerin şu yaprak iki elle pres bölgesinin dışında haberin olsun. Şey yapsın. Heh. Sadece yapmış. Sadece yapmış. İsimler mi bak çıkıyor kameraya. Geçen sene şu ilk hani dediniz ya satıncılık kuralları. Oradan var bir anlamda. Eski tip preslerde vardır. Tamam mı? Eğer siz bir yerden pres alıyorsanız, diğer o presin de ICE normlarında olmasını istiyorsa, ICE norm yönetmeliğinde preslerde çift de elle olmak zorunda, ayakla da değil. İki ayarından basit de değil, elle olmak zorunda. Ha onun haricinde merdiven altı imalattır, herhangi bir ICE norm yoktur, tamam mı? Alan adamlığı önemsemiyordur. Başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi presle çalışıyor işçi. Prese parmağını kaptırdı. Uzun kaybı yaşadı. Yani parmağı gitti, ucu bir şekilde eli kaybetti, parmağını kaybetti. İş mahkemelerine verdikleri zaman gelirler, makine üstünde inceleme yaparlar. İş güvenliğine uymadığı için. Bu presle çiftler yoktur derler, iş yerine çok tatlı şekilde cezalar keserler. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Yani şu şekilde, bakın, bırakın ayak pedalının çiftlerin bu şekilde olması bile şey değil, sakıncalı. Yani şöyle bir makinede, seri bağlı butonların olduğu bir makinede ben çiftlere çalışayım. Parmağıma bir uzun kaybı olsun, işletmeden çatır çatır tazminatını alırsın. İCE normlarında bu yoktur, TS normlarında bu yoktur. Anlaşıldı mı? Tel koyuyorlardı bir tanesine. He? Bir tanesine tel koyuyorlardı hocam. İşte bak, terbana, bunu terle koyar, üstüne ağırlıkla basar ama dediğim gibi iki elinde çıkması lazım. Tel pratik bir çözüm değildir. Her seferinde teli çözmek varsa parmakla basmak daha iyi. Hayır, eli kullanılmasını bir şekilde sıkışmıyor. Bu şeklinde ilgili olacak. He. Sıkışmıyor, ortakıyor. Tek parmakla İşte bak, bizim şartlarımız parmağın tekinin kalkması ikinci kez çalışmıyor. Anlatabildim mi? Yani o oradan bir şekilde sökülecek. İkisine de kalmadı. İkisi de birden çıkacak. Onu düşürmüş adamlar. Tamam?